Evet, Perihan İnci ile söyleşimize başlıyoruz. Kendisi biliyorsunuz daha önce anonsladım. TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın başkanı. Hoş geldiniz efendim tekrar programımıza. Ben şunu sormak istiyorum. Sanayide dijital programı nedir? Neyi amaçlıyor? Ve şirketlerimiz bu programı uygularlarsa ne elde edecekler? Evet. Şimdi TÜSİAD 2016'da bir rapor hazırlattı. Bu raporda Türkiye'nin dijital dönüşümde sanayi 4.0'da hangi aşamada olduğunu tespit etmeye çalıştı. Bunun sonrasında da pek çok proje üretti ve kendi bünyesinde sanayi dijital dönüşüm yuvarlak masası kuruldu ve bu konuda yapılan çalışmalardan birisi de bizim projemiz. Sanayide dijital dönüşüm hızlandırıcı programı, biz SDK diyoruz kısaltılmış olarak. Buradaki amaç TÜSİAD üyesi 13 Türkiye'nin büyük sanayici firmalarından bize bir fırsat alanı, bir ihtiyaç alanı tanımlamalarını istedik. Kendileri hali hazırda bu problemlerin üstünde dijital dönüşüm için, sanayide 4.0 için çalışıyorlar zaten. Bunu bizim projemize verdiler, bizimle paylaştılar ve biz buna çözüm üretebilecek teknoloji tedarikçisi firmaları arıyoruz. Bunlar startup olabilir, büyük olabilir, küçük olabilir. Önemli olan ellerinde bir ürünleri olması ve bu tanımlanan ihtiyaç alanlarına cevap veriyor olabilir. Yani teknoloji ham maddesini aktaracakları bir şey. Evet, yani teknolojinin teknoloji tedarikçisi sanayinin ihtiyaç duyduğu alana çözüm üretecek ve birlikte bir proje geliştirecekler. Bununla da amacımız bu konudaki dijital dönüşümü hızlandırmak, farkındalığı yaratmak ve henüz yola çıkmamış şirketlere başarı örnekleri, o yolun nasıl gidilebileceğine dair fikir vermek. Bu konuda Türkiye'nin genelinde bir dijital dönüşümü hızlandırmak. Yani amaç daha kaliteli üretimi sağlamak mı? Tabii ki üretimin, biz şimdi şunu belirtmem lazım. Türkiye'de çok ciddi, kaliteli bir üretimimiz var. İhracatımız artış rakamlarından da bunu çok iyi görebiliriz. Ama hala ihracatta kilo şeyimiz 1,5 dolar. Tabii işte burada katma değeri arttırmak. Ancak biz bunu dijital dönüşümü sağlayarak, rekabetçiliğimizde koruyarak, çünkü geri kalma riski var. Katma değeri arttırarak hem bu 1 dolara yukarı doğru çekmek hem de rekabetçiliğimizi sürdürmek Fakat istiyoruz. Ben şunu hemen söylemek istiyorum. Yani dış dünya gerçekten o kadar hızlı koşuyorlar ki bize birkaç tur atmış vaziyetler, fark atmış vaziyetler. Biz bunu nasıl yakalayacağız? Yakalayacağız. Çünkü çok pırıl pırıl gençlerimiz var. Yeter ki bu ortamı sağlayabilelim. Dijital dönüşümde makinelerle üretimimizde gerekli dönüşümü yaparken insanımızda da bu dönüşümü yapabilelim. Kesinlikle yakalayabiliriz. Burada bir ümitsizliğe falan gerek yok. Sadece çalışalım. Çok çalışmamız gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla siz büyük bir havuz oluşturuyorsunuz. Bu havuza herkese gelin diyorsunuz burada. Evet. Bizim şu anda en önemli ihtiyacımız bu ihtiyaç alanlarına cevap verebilecek teknoloji tedarikçilerini ortaya çıkarmak. Dolayısıyla eğer isteyen tedarikçiler www.tusiad.sd2.org adresinden bu ihtiyacılara, bu problem alanlarına, tanımlanan problem alanlarına müracaat edebilirler. Buradaki çalışmanın, projenin içine dahil olabilirler. Böylece çeşitli sektörlerde tanımlanan problemleri hem birbirlerini, nasıl problemler var, nerelere çözüm üretebiliriz, hem de teknoloji tedarikçilerimiz ne aşamada Türkiye'de bunu görmek istiyoruz. Çünkü herkes kendi adacıklarında yaşıyor. Bunları birbiriyle konuşturmak, buluşturmak çok önemli. Koordinasyonu sağlamak lazım. Evet, buna bir fırsat yaratmaya çalışıyor TÜSİAD. Evet. Şimdi sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etmeye, yani yüksek teknolojiye donatmaya 4.0 projesi 4.0 deniyor. Türk şirketleri bunun neresinde? Ben onu sormak istiyorum. Daha yolun başında mıyız biz? Şimdi bu bir süreç. İleride olanlar var. Çalışanlar, bu konuda bayağı iyi olan firmalarımız var. Ama sanayide, yani gerçekten rekabetçiliğini bu hala ihracatta koruyabildiğimiz aşamada belli bir yere geldik. Ama dediğim gibi 3'te olan da var, 5'e doğru giden de var. Kendi içinde bu konuyla ilgili birimler oluşturan şirketlerimiz var. Bu ayrı bir yönetim gerektiriyor. Bir de ayrıca sadece bütçe lazım değil mi? Evet, bütçe de lazım. O bütçenin doğru kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla orada yola çıkmak,
adımları biraz dikkatli atmak. Çünkü biliyorsunuz teknoloji, siz de söylediniz, çok hızlı gelişiyor. Evet. Orada yanlış yere yatırım yapmak gibi riskler var. Onları iyi ölçerek dikkatli adımlarla sadece başlamak lazım. Maalesef KOBİ'lerimizde, daha küçük ölçekli işletmelerimizde bu henüz farkındalık aşamasında. Bunu da biraz hızlanmamız gerekiyor. Evet. Yani yatırımda şu nokta çok önemli. Yatırım yaptığınız teknolojiyi en az 10 yıl kullanmak lazım deniliyor. 10 yıl. 10 yıl uzun bir süre ama oldu artık. Teknoloji hızlı gelişiyor işte. Biraz önce sözünü ettik, evet. Biliyorsunuz. Bu 10 yıl kullanırsak o zaman biz nasıl yetişeceğiz? İşte bunu şöyle oluyor genelde, ben kendi tecrübelerimden de dahil, siz bir yerden başlıyorsunuz, sonra başa dönüyorsunuz, tekrar oradan yenileyerek teknolojisine gidiyorsunuz. Tabii ki şimdi bu teknolojiyi üreten şirketler aynı programların üstüne dönüştürüyorlar. Yani versiyonlar, bildiğimiz versiyon atlamaları olabiliyor. Ama şu anda gelişen teknolojide şöyle bir tehdit var. İşte bu bozguncu teknolojiler dediğimiz geliyor, olayın yapılış tarzını tamamen değiştiriyor. İşte orada tabii ya o teknolojiyi yapacaksınız, siz onu yaratacaksınız, ya da çok hızlı alıp işletmelerinize, hayatınıza, çünkü bu sadece makine değil, yani insanların da dönüşümü, ona adapte olması gerekiyor. Hızla bu adaptasyonu çok sıkı takip edip gerekli yerlerde gerekli adımları atmak gerekiyor. Atmak gerekiyor, evet. Şimdi amaç tabii teknoloji tedarikçilerini sanayiciyle buluşturmak. Biraz önce size sözünü ettiniz. Tedarikçiyle kullanıcı arasında birliktelik nasıl sağlanacak? Şimdi bizim programımızda problemler tanımlandı. Yani sanayici ihtiyaç alanını belirledi. Fırsat alanı görüyorsa onu da belirledi. Şu anda başvurular alıyoruz tedarikçilerden. Sonra bunları bu tedarikçi ve sanayiciyi 2 günlük bir hızlandırıcı programla, entegrasyon sanayide dijital dönüşüm entegrasyon programı adını verdik. O programda bir araya getireceğiz. Orada hem eğitim konferanslar olacak, hem de sanayici kendisine çözüm üreten teknoloji tedarikçileriyle buluşacak. Birebir görüşmeler yapacak. Sonra bunlardan birisini seçerek yola devam edecek ve bir proje üretecek. Bu projenin hayata geçmesi TÜSİAD için çok önemli. Ki böylece başarı hikayeleri yaratıp onları bütün paydaşlarla bir araya getirerek, tanıtarak ve iyi bir örnek oluşturmak, bir değil birçok örnek alıştırmak. 13 fırsat alanımız, ihtiyaç alanımız var. Umuyoruz bu 13 alanda da çok başarılı projeler, örnek projeler, başka işletmelerin kullanabileceği, örnek alabileceği projeler çıksın hedefimiz. Bu 13 alana biraz açar mısınız? Hangi alanlar? Şimdi burada sektörlerde, lojistik sektöründen inşaat sektörüne, otomotiv sektöründe 13 tane şirketimiz var. Hepsi farklı sektörlerde olmasına özellikle dikkat ettik. Farklı üretim yapıyorlar. Farklı üretimler yapıyorlar. Dolayısıyla bu farklı üretim alanlarında kimileri çok farklı ama aslında benzer problemler de var. Yani eğer tekstil alanında bir çözüm varsa aslında belki bu otomotiv alanında da uygulanabilir. Belki o problemlere o gözle bakması tedarikçilerin bu alanı daha da genişletecek. Yani tedarikçi sadece bir sektör ya da iki sektörde değil de bütün sektörlerde elinde olan projeyi kullanabileceğini görecek ve birbirleriyle konuşuyor, görüşüyor olacaklar. Peki teknoloji tedarikçileri gerçekten Türkiye'de yeterli mi? Yani yeterli teknoloji tedarikçisi var mı? Sorumu öyle sorayım. Şimdi ben. Bu projenin bir amacı da işte ne kadar var biraz onu görmek. Siz onu araştırdınız mı? Tabii ki bir araştırıldı. Mi? Bir de Türkiye'de bu alanda farklı projeler var. Ama bunlar genellikle biraz önce söylediğimiz ki o aşamaya geldik şimdi. Startuplar, ARGE merkezlerinden çıkan, bu konuda çok da devlet destekleri var. O aşamada şirketlerimiz var. Ama bunların uygulanabilir, yani hayata geçilebilir kısmı
henüz çok kayıt altında değil. Ne kadarı geçti, ne kadarı geçmedi, ne kadarı onu bilemiyoruz. Ama hatırı sayılır miktarda var. Önemli olan bunları birleştirmek ve uygulanabilir hale getirmek. Bir araya getirmek. Şimdi o startup'tan bir adım öteye geçtik. Artık uygulamada ne kadar başarılı olabiliyorlar, onları görmemiz gerekiyor. Bu startup dediniz yeni girişimci değil mi? Yeni girişimciler, yeni bir fikri olanlar, hiç sıfırdan henüz benim şöyle bir fikrim var projeleri çok Türkiye'de yaygın. Aslında sizin için en ideal olan sıfırdan başlayanlar olacak. Çünkü diğerlerinin hem adaptasyon sıkıntısı olabilir hem de elindekini ne yapacak değil mi mesela? Yani? Yok, biz elinde bir ürünü olsun, biraz o ürünü bir alanda uygulayabiliyor olsun, uygulanabilirliğini. Onu iyileştirmeyi mi hedefliyorsunuz? Evet, iyileştirmeyi, onu geliştirmeyi, elinden tutmayı ve birlikte yol almayı hedefliyoruz. Peki bu teknoloji tedarikçileri gerçekten kendi öz varlıklarıyla mı bunu sağlıyorlar yoksa dışarıdan destek alıyorlar? Şimdi şöyle, almaları lazım çünkü teknoloji çok global bir şey. Evet, şimdi pek çok alanda işletmeler kurum içi girişimciliği çok destekliyorlar artık. Çünkü kendi içlerinden bunu çıkarmaya çalışıyorlar ki sürdürülebilir olsun. Ayrıca devlet teşvikleri mevcut. Ayrıca melek yatırımcılar mevcut. Yani bir fikrim var dediğinizde evet ben buna yatırım yapabilirim diyen bir kitle oluştu artık Türkiye'de. Dolayısıyla bunlar destek buldukları takdirde Ar-Ge merkezleri, inovasyon merkezlerimiz var biliyorsunuz. Çok başarılı olanlar var arasında. Oralardan çıkıyorlar, şey yapıyorlar ama bir yerde kalıyorlar. Sanayiciyle buluşma, onu uygulama alanında ya da markete girme şeyinde biraz zorlanabiliyorlar aşamasında. İşte orayı biraz aşmak, orada çoğalmayı, yani burada bir birikim oluştu. O birikim de hiç fena değil. Ama onu arttırarak bir sonraki aşamaya, daha ileri aşamalara taşımak önemli. Yani üretim aşamasına getirmek değil mi? Üretimde kullanılabilir, uygulanabilir hale getirmek. Sanayici tabii şüpheyle bakıyor değil mi normal olarak buluşlara? Bunun birisinin arzılık yapması lazım. Evet garanti çünkü lazım. Biliyorsunuz sanayide o bant duramaz. 7/24 çalışması lazım. Dolayısıyla o birlikte rehberlik yaparak bantı durdurmadan ama yeni teknolojiyi uygulayarak yol alınmasını sağlamamız gerekiyor. Türkiye olarak bu bizim gelecek başarımızın garantisi olacak diye düşünüyoruz. Melek yatırımcı dediniz. Siz de bir melek yatırımcısınız aslında. Ben de şahsen evet. Bayağı girişimci bir aileden geliyorum. Evet. Dolayısıyla yeni girişimlere, yeni fikirlere aslında ihtiyacımız da var. Yani evet, bunu desteklemek doğru. Melek yatırımcılara bence eğilmek gerekmiyor mu? Yani onları ön plana çıkartıp onları teşvik etmek. Onların da tabii varlığını yani. Büyük bir potansiyel var. Evet, startupların, yeni şirketlerin, yeni fikri olanların hani bu alanda da buluşmaları gerekiyor ama bunlar için platformlar oluştu Türkiye'de. Artık startuplarda, melek yatırımcılarda hani belli alanlarda buluşabiliyorlar ama tabii ki her zaman sayıyı arttırmamız gerekiyor. Bu katma değerli üretime ben tekrar dönmek istiyorum. Biz nasıl katma değerli üretimi arttırabiliriz? Çünkü gerçekten Türkiye'nin cari açığının artmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Hem katma değeri yüksek üretim yapmıyoruz, diğer taraftan aramalı ithal etmek durumunda kalıyoruz. O aramalını ithal ederken hem döviz ediyoruz dışarıya hem de ihraç ediyoruz ama ihraç ettiğimizin de yani bize pek faydası olmuyor yani. Biz bunu nasıl sağlarız? Yani katma değerli üretimi sağlamak için hangi yolları kullanmak lazım? Tabii ki şimdi ithal etmek yerine ham maddede maalesef belli kısıtlarımız var biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin kaynağı var. Olanları da kullandığımıza inanıyorum. Hani olmayıp da ortada olmayıp da kullanmadığımız diye bir şey düşünmüyorum açıkçası. Mümkün olduğunca kullanılıyor bu kaynaklar. Ama tabii burada kendi kaynağımızı kullanmak üzere daha fazla yerlileştirme konusunda çalışmalar daha fazla teşvik edilebilir. Onun dışında şimdi bizim katma değeri arttırabilmemiz için işte bu teknolojiyi kendi içimizde alıp üretiyor, buna sahip oluyor olmamız lazım. Çünkü ilerleyen zamanda işte iş gücü, ham maddenin ötesine geçerek teknoloji alanında olacak bu katma değerli üretimi sağlamak, rekabette bir kere Türkiye'nin rekabetçiliğini koruması için mutlaka ve mutlaka teknolojik alandaki buluşları, gelişmeyi kendi içinde yaratıyor.
ortaya çıkarıyor ve bunu sanayisinde uyguluyor olması lazım. Yani Türkiye'nin geleceği sanayi yatırımlarında ve bu sanayi yatırımlarının mümkün olduğunca Türk ürünleriyle üretilmesini, yerli üretimi teşvik etmemiz gerekiyor ki katma değeri yüksek olsun. Teknolojik olması gerekiyor ki dünyada yerini bulsun. Teknolojiyi üretmek, onunla ilgili bir takım elimizde işte lisanslarımız, patentlerimiz artarsa o kadar rekabetçi, o kadar katma değerli ürün yapıyor olacağız. Evet, yani bu dijital dönüşümü sağlarken tabii sizin en büyük ihtiyaç duyduğunuz alan bilgisayar yazılım programları. Yani onlardan Mustafa mutlaka istifade etmeniz lazım. Tabii. Her üretim için yeni bir yazılım gerekiyor. Yeni bir yazılım gerekiyor ama aynı zamanda şimdi çok ciddi bu büyük veri dediğimiz çok ciddi bilgi topluyorsunuz. Yani sonuçta bu toplanan bilginin de analiz edilmesi lazım. Burada mesela şu andaki en büyük açıklardan birisi şeye çıktığınızda, iş gücü piyasasına çıktığınızda data analisti. Çünkü toplanan veriyi analiz edecek eğitime şeye sahip insanımız çok fazla değil ve giderek bu ihtiyaç arttığı için yetişenler de tabii çok kıymetli oluyor. Tabii ki IT konusunda bilgisayar alanındaki gelişmeler, yazılımlar önemli ama buradan toplanan verinin ne şekilde kullanılacağı aslında o makinelerin başında çalışan kişilerle, yöneticilerle neye ihtiyacı, yani ihtiyacımızın doğru tanımlanması çok önemli. Bunlar için hep insana ihtiyacımız var. Evet, bilgisayar, makine, yapay zeka alanlarında, işte siber security alanlarında tabii ki bir oraya dayalı bir teknoloji ihtiyaç ama insan kaynağı ve o insan kaynağının bu teknolojiyi kullanabilir düzeyde olması da çok çok önemli bir ihtiyaç. Evet, alanı. Gerçekten çok doğru söylediniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Mesela bir üretim şeklini değiştiremez mi mesela firma? Mesela bir ürettiği, başka bir yeni bir mal üretecek. Ürettiğinden hariç yahut ürettiğini bırakacak, yepyeni bir mal üretimine başlayacak. Bu esnekliği nasıl sağlayacak mesela? Şimdi tabii yani burada çeşitli komponentler var. Öyle hemen bunu bırakayım, buraya geçeyim. Bir ama kere yapılan yatırımın kendini geri döndürmesi en önemli şey. Bunu sağlanmış olması lazım bir öncekinde. Ondan sonra tabii ki eğer elinde sermayesi var ise bir yatırımcının ya da o fabrikanın yeni alanlara, yeni ürünlere yatırım yapabilir. Ama önemli olan yani bir işletmelerin varlık nedeni karlı üretim yapmaktır ki hani hayatiyetini devam ettirsin. Burada o riskleri iyi hesaplayarak eldeki kapitali özellikle Türkiye'de çok doğru kullanmak lazım. Çünkü yanlış yere yatırım yaptığımız anda kaynaklarımız o kadar fazla değil. Ben bunu hep söylüyorum. Yani Türkiye kaynakları kısıtlı bir ülke. Dolayısıyla o kaynakları çok doğru yerde ve doğru şekilde kullanması lazım. Tabii ki yeni alanlara açılabilir. Yani yeni karlı bir alan görüyor kendisine. O üretimi kendisine yapmak istiyor. Tabii yani şimdi mesela bizim programımızda öyle de bir kapı var. Böyle bir fırsat var. Alanı. Esneklik fırsat var. Alanı dedik. İlla ki bir problem işte şey olan bir şey değil de belki bir işletme bir fırsat alanı görüyor. O konuyu tanımlıyor ve o fırsat alanına bir çözüm şöyle olursa olur diyebilecek bir tedarikçi bekliyoruz. Çünkü fırsatlar da var. Yani bu geçiş, bu dönüşüm fırsat alanlarını da birlikte getiriyor. Yani siz ya o tarafta olacaksınız ya da fırsatları görerek ilerleyeceksiniz. Tabii ki yeni alanlar var. Bu alanları da Türk yatırımcılarının, sanayicisinin bütün sektörlerde, hizmet sektörlerinde de iyi takip ediyor. O fırsat alanlarını hem Türkiye devlet olarak hem yatırımcılar olarak kollamamız gerekiyor. Bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bir destek alıyor musunuz? Almayı düşünüyor musunuz? TÜSİAD'ın bu projesinde öyle bir şey yok ama şu olabilir, umuyoruz. Çünkü sonuçlar burada, geldikçe. Evet, TÜSİAD'ın görevi iki tek
tedarikçiyle üreticiyi buluşturmak. Ondan sonra yola çıktıklarında öyle projeler çıksın ki isteğimiz o. Bunlar Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yarattığı desteklerle daha iyi, yani Türkiye'ye bir katma değer sağlayacak ürünlere dönüşsün. En büyük dileğimiz bu. En büyük dileğiniz evet, gerçekten çok doğru. Ben şunu, Endüstri 4.0'ın avantajları nedir? Şimdi bunu böyle Endüstri 4.0'ın avantajları diye ele almaktan ziyade bu kaçınılmaz bir şey. İçinde yaşıyoruz. Artık hani bunu Endüstri 4.0 diye de çok söz etmektense bir dijital çağdayız. Bu hızla her gün hayatımızda bir sürü yenilik IT alanında olsun, bakış açısında olsun, iş modellerinde olsun, yönetim tarzında olsun hayatımıza girmiş vaziyette. Buna ister Endüstri 4.0 diyelim, ister dijital dönüşüm diyelim. Dolayısıyla bu bizim bunu takip etmemiz, bir kere olaydan kopmamamız gerekiyor ki hayatımız kolaylaşsın, üretimimiz daha kaliteli hale gelsin, daha hızlı, daha verimli ve rekabetçi üretim yapabilelim. Maliyetlerin azalmasında önemli payı çok büyük payı oluyor. Var. Belki başta bazı maliyetler olabilir ama çok ciddi artışlara sebep olabiliyor. Üretimde ya da üretimin şeklinde, kalitesinde. Dolayısıyla kat be kat geri dönüşü oluyor. Birçok projenin bunu uygulayan işletmelerde görüyoruz. Yani onların hiçbirisi geri adım atmıyor. Daha ileriye gitmek üzere her zaman motive oluyorlar. Demek ki üretimlerinde bir fark yaratabiliyorlar, bir katma değer evet. yaratabiliyorlar. Peki, çok teşekkür ederim Pelin Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok önemli bilgiler verdiniz. Gerçekten inşallah sizin söylediklerinizi dikkate alan firmalar çıkacaktır. Sizinle yaptığımız söyleşi sırasında şimdi bakalım hangi manşetleri atmışsınız siz? Her zaman gazeteler atmıyor manşetleri. Bizim siz konuklarımız da atıyorlar program sırasında. Perihan İnci'nin attığı manşetleri şimdi hatırlıyoruz. SD2 ile teknoloji tedarikçilerini sanayicilerle buluşturmak istiyor dediniz. Evet. Söylemediğiniz varsa hemen düzeltin. Tabii yok, söyledim. Dijital dönüşüm ve rekabet gücümüzü artırarak nitelikli ihracatımızı geliştirebiliriz dediniz. Kesinlikle. Evet. Evet. Her sektör kendi çözümünü buluyor ancak diğer sektörlerle paylaşmakta güçlük çekiliyor. Evet. Dijital dönüşüm süreklilik gerektiren bir şey. Hayatımızı adapte etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Devam ediyoruz. SD2 ile 13 sanayici ve 13 teknoloji tedarikçisi şirketi buluşturup başarı hikayeleri çıkarmak istiyoruz. Türkiye'de teknoloji tedarikçi şirketlerinin potansiyellerini geliştirmek istiyoruz. Evet. ARGE ve inovasyon merkezlerinden çıkan girişimciler sanayici ile buluşmakta zorluk yaşıyorlar. Biz bu soruna çözüm üretmeye çalışıyoruz dediniz. Katma değerli ürün üretmek için teknolojiyi kullanan değil, üreten olmalıyız. Evet. Türkiye'nin geleceği sanayi yatırımlarında buradaki teşviklerde süreklilik olmalı. Bu da son başlığınız herhalde. Kaynaklarımız kısıtlı, bu yüzden yatırımcı fırsat alanlarını iyi analiz etmeli dediniz. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum güzel sohbet için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, programımız burada sona eriyor. Yarın sabah 9.15'te yine ekonomi gündemine karşınızda olacağız. En son gelişmeleri aktaracağız. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.